kariyerimize 10. bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde Etimeskut Belediye deplasmanıyla bölüme başlayacağız. Ondan sonra da Adıyaman FK'yı kendi sahamızda ağırlayacağız. Ama bölüme başlamadan önce hafta ortasında Başakşehir'le yaptığı Türkiye Kupası maçında penaltılarla Başakşehir'i Süper Lig'in belki de en çıkışta ekibi olan Başakşehir'i eleme başarısını gösterdiği için Bodrum Bodrumspor gerçekten nacizane canı gönülden tebrik ediyorum. Bence gayet güzel bir mücadele ortaya koydular ve virtüöz Yekta'nın muazzam pasıyla Meden'in de gerçekten çok güzel kanat bindirmesi ve bitirici vuruşuyla beraberlik golünü de buldular ve sonrasında Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra da gerçekten çok etkili bir futbol oynadılar ki Penaltılara gitmeden de maçı kazanabilirlerdi. Birçok pozisyonu harcamış oldular aslında. Bitiricilik konusunda daha becerikli olsaydı oyuncular inanıyorum penaltıya gitmezdi. Bakalım bir sonraki turda kimle eşleşecekler ve nasıl bir e, maç çıkacak ortaya. Bodrum Spor'u kutlayarak başlayalım. Evet Etimeskut Spor, Etimeskut Belediye ile oynayacağız. Gözlemci raporu gelmiş. Şimdi sağ kanattaki oyuncunun birazcık daha hücumcu olduğunu görüyoruz. Burada Denizhan var. Denizhan Taşkan. Denizhan'ın genişleteceğini oyunu görüyoruz. Kanat oyuncusu olarak oynayacak. Engin'den de içeri kıvrılmasını bekleyecekler. Ahmet Karadayı sahte forvet olarak oynayacak. Onu birebir markaj vermek tehlikeli olabilir bu sebepten dolayı. Mehmet Güven defansif orta saha ve Murat Ma Maksut pardon. Maksut Taşkıran da savaşçı orta saha. Mehmet Güven'den ziyadesiyle oyun kurmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Yani sağ kanattan oyunu genişletecekler. Sol kanattan da içeriye doğru alanları kullanmaya çalışacaklar. Analiz raporuna bir bakalım. Kullanılan dizilişlerde 4-2-3-1 e, DOS OOS'e genişte sıfırlar. Şu an kullandıkları diziliş. 4-3-3 DOS'u da kullanmışlar. Bunu %84 ile çıkmışlar maçı. Artı 2 buradaki durumları rakiplere rakiplerin kullandığı taktiklerde de 4-2-3-1 genişte 14 maç yapmışlar. Ee, bu taktiği kullanan 14 rakiple 14 kez karşılaşmışlar ve 0 yakalanan verilen fırsat 4-3-3 dosa karşı artıdalar. 4-4-2'ye karşı ve 4-1-4-1'e karşı da de gözüküyorlar. Peki atılan gollere bakalım. 5 tane plase vuruş. Asist bölgeleri neresiymiş? 2 gol, 2 asisti merkezden yapmışlar. 2 asisti sol kanattan. Bir asisti sağ kanattan hatta şu geridekini de katarsak 3 e, merkez asisti var. 2 kendi sol kanatlarından bir de kendi sağ kanatlarından. Aslında sağ kanatlarının daha geniş ve hücumcu olacağını düşündüğümüzde daha fazla beklerdim onu. Santrafor'dan gol katkısı almışlar. 4 tane önemli bu. Yenilen golde de yine 5 tane plase vuruş. 5 golü 5 asisti merkezden yemişler çok net bir şekilde merkezden boşluk veriyorlar. 5 asisti merkezden yemişler. Bizim oyun planımıza uygun diye düşünüyorum. Bu durum. Ve bir golü de kendi sağ kanatlarından yemişler. Zaten biz de Yekta ile beraber merkezi kullanmaya çalışacağız. Dolayısıyla umuyorum burada faydalı oluruz. Ve 5 golü de Santrafor mevkiinden yemişler ki o da yine göze çarpıyor. Peki. Burada hızlıca devam edelim. Değerlendirmemiz gereken başka bir şey yok diye düşünüyorum. Mehmet Güven'i bir yazalım. Mehmet Güven'den oyun kurmaya çalışacaklar ve sağ kanadı da geniş kullanacaklar. Sağ kanadı geniş kullanacaklar. Yine Halil İbrahim Sevinc'in bizim sol içte olması bizim için bir avantaj. Adem Metin Türk bu arada milli takımlarda belki sorun çıkartabiliyormuş. Daha fazla ilk 11'de oynamak istiyor. Buradan bir sorunu çözmesini isteyelim. Bakalım sorunu çözebilecek mi sevgili Burhan? Umuyorum çözmüştür. Sıkıntı açtı. Bravo. Burhan da gerçekten etkili bir kaptanlık yapıyor. Bu zamana kadar bu iki oldu. İki kez böyle takım arkadaşlarının sıkıntılarını sağ olsun teknik direktör ve oyuncu arasında güzel bir köprü kurarak tam bir liderlik yaparak çözmüş oldu. Bravo Burhan diyoruz. Evet Türkiye'den Norveç'ten maalesef 5 yemiş. Ee, bu Milli takım için bu simülasyonda iyi bir durum değil. Maalesef. Family KO. Evet. Adem Metin milli maçtaydı. Ve Türkiye 18 yaş altı adına gayet iyi oynamış. 8.5'luk dereceyle oynamış ve bir de asist yapmış. Peki. Türkiye 21 yaş altı Adem Metin'i nerede kullanıyor? Pardon. bu 21 takıma bakacağız. Türkiye 21 yaş altı Adem Metin'i yedeklerden mi getiriyor? O az önceki haber 21 yaş altı değil miydi? Biz mi yanlış gördük? 18 yaş altı pardon. pardon. 18 yaş altına bakalım. Taktikler U18. Adem Metin'i sağ kanatta kullanıyorlar. Evet. Sağ kanatta kullanıyorlar. Sol ayağı çok kuvvetli. İçe kat etme noktasında kullanıyorlar Adem Metin'i biz de burada kendisini kullanacağız diye düşünüyorum. Ali Eren de endişelenmeye başlıyor. Peki Burhan'dan yine aynı katkıyı almaya çalışalım. Kaptanlık katkısı bu sıkıntıyı da açtı. Bravo Burhan. Bunu sanıyorum liderlik özelliğine borçluyuz. Bir bakalım Burhan Eşer'in liderlik özelliği kaç? Çok da yüksek değil aslında. 12. 12 liderlikle yapıyor bunları. Gerçekten çok etkili oluyor bu. Van Spor maçında dengeli bir maç olmuş. Aslında Etimescut momentumu ele geçirdiği anlarda çok daha tehlikeli olmuş. Özellikle daha derine inen şeyleri var, barları var. O yüzden sanıyorum etkili olduğu dakikalarda gerçekten etkili olmuş. Paslarına bakalım. Mehmet Güven 203 pas yapmış. Maksut Taşkıran 228 pas yapmış. Her ikisi de burada oyunu gerçekten kurma noktasında kullandıkları oyuncular gibi duruyor ama hatta özellikle sol kanattan daha fazla çıkıyorlar. Yani Maksut'un kanadından daha fazla çıkıyorlar. O yüzden burada belki Maksut'a özel bir önlem almamız gerekebilir. Kalecilik konusunda etkisiz savunma. Savunmada aktif bölgeye yakınlar ama duvar gibi savunma savunma da aktifte yani sınırdalar. Biz duvar gibi savunma savunma da aktif taraftayız. Güzel taraftayız. Savunma konusunda şu tengelleme sayısı çok topu uzaklaştırma sayısı çok noktasında. Biz evet gerçekten savunmada kötü taraftayız. İlginç ama bizimle beraber olan takımların çoğu burada. Peki bu herhalde yapılan Ataklı, atak sayısı ile biraz al alakalı diye düşünüyorum. Omar Met son zamanlarda antrenman kalitesizliği yüzünden yakınmış. Tamam orta açma yarada daha fazla geliştiremiyoruz Omar'da. O zaman birazcık daha güce vermeye çalışalım. Üzeyir antrenmanda sakatlanmış. Üzeyir antrenmanda sakatlanmış. Kulüp doktoru artık ilgilenecek. 6-8 gün. Yani sabit konusunda Etimeskut deplasmanına yedeksiz gidiyoruz. Umarım bu başımıza bir sıkıntı açmaz bu durum. Süleyman Özdemir'in sakatlığı hala tam olarak iyileşmemiş. O yüzden şu anda buraya Muhammed Aran'ı koyalım. Hem de defans sahayı da aynı zamanda yedeklemiş oluruz. Şu an takım uyumumuz gayet iyi. Evet, dolayısıyla bu şekilde bu oyun mantığıyla çıkacağız. Umuyorum herhangi bir sıkıntı olmadan maçı iyi bir şekilde götürebiliriz. Eğer e, bir şekilde oyunda sıkıntı yaşarsak önce rakibin sağ kanadına önlem almaya çalışırız diye düşünüyorum. Çünkü sağ kanadı daha aktif kullanacaklar. 1.73'te favori gösteriliyoruz. Güzel. Daha doğrusu şöyle. Sağ kanattaki bek daha hücumcu bek. Dolayısıyla oradan bindirme yapacağını düşünüyorum. E, bir soru gelmiş bu arada. Etimeskut Belediye yapılacak karşılaşmada galip gelme şansı olduğunu düşünüyor musunuz? İnanmak başaramanın yarısıdır diyelim yine. Feyyaz Uçar gibi görevine yeni başlamış bir menajer. Çok doğru bir isim diyelim sevgili Feyyaz Hoca. Diyarbakır maçının hayal kırıklığı yaratan Diyarbakır spor maçının ardından oyunuz, oyuncularınızdan nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz? Diyarbakır spor maçında alınan skor diyelim. Medeni için güzel şeyler söyleyelim. Gayet Burhan bizim oyun sistemimizde uyuşuyor. Hedeflerimize ulaşmadan önemli değil mi? Yani bu kadar çok soru sormaya gerek yok bu arada. Niğde Anadolu ile ilgili şu an cevap vermek istemiyorum. Bodrum ile ilgili cevap, soruları cevaplayabilirim dedik. Ve Etimeskut Spor maçına doğru geçiyoruz. Bir gün kaldı. Bir gün sonra Etimeskut Spor'la oynayacağız ve maç günü geldi. Hemen gelen kutumuza bir bakalım. Evet yaptığımız yorumlara yansımalar güzel olmuş. Feyyaz Uçar adaptif futbola hayran. Adaptif futbol Bodrum Spor aranızda olanlarla alakalı pozitif yorumlarda bulundu. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş basın mensupları. Feyyaz Hoca da onun büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim. Onları bundan duymak gerçekten güzel demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Feyyaz Hoca. Bu arada profilimize bir bakalım. Herhangi bir artış var mı? Yok. Çok benzer sanıyorum. Belki bir iki rating kalkmış olabilir ama henüz hala maksimum reytingimiz herhangi bir Parametrede 4-5 olan bir reytingimiz henüz yok. Süleyman Özdemir takımla birlikte çalışmalara başlamış. Bu arada Süleyman Özdamar'ın oynama dakikası 60 dakika gözüküyor. Tamam kondisyon testini başarılı geçmiş. O zaman şöyle yapalım. Buraya Muhammed Aran yerine Süleyman Özdamar'ı yedeğe yerleştirelim. Evet oldu. E, zaten kendisinden 60 dakika verim alabileceğimiz için sanıyorum daha fazlasına ihtiyacımız olmaz. E, bu arada sanıyorum Onur savunmayı birebir de marke ediyor. Bunu da değiştireceğiz maç esnasında onu da unutmayalım. Afyon Sivas Belediye ile oynayacak. Ankara Spor'da Bayburt Özel İdare Deplasmanı'na çıkacak. Ankara Spor için zorlu bir maç. Çorum FK Hekimoğlu Trabzon maçı var. Bakalım nasıl bir hafta olacak. Biz Bayburt Özel İdare Deplasmanı'ndan çok güzel 4-2'lik bir skorla ayrılmıştık. Umuyorum Ankara Spor oradan puan kaybıyla ayrılır. Yine bu konu sıkıntı. Bu da bende mi bir sıkıntı var yoksa oyunda mı bir sıkıntı var bilemiyorum ama bir şekilde buna tıklamakta sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi sadece önümüzdeki maç için bu markajı bir kapatalım. Bu Halil İbrahim'de de sanıyorum markaj var. Yokmuş peki olmasın. O yüzden şu anda onu devam edebiliriz. Hemen rakiplerimize bir gelelim. Bakalım hocamız ne diyor. Ömer Çakı'ya pres yapalım. Ömer Çakı zaten bindirecek olan oyuncu değil ama peki yapalım. Özellikle Ömer Demir bindirecek. Ona pres yapalım. Kırmızı kart görme eğilimi de olduğu için sert oynayalım. Bir de zayıf ayağını kullandıralım. Sanıyorum ki kendisinin Sağ ayağı çok kuvvetli. Sol ayağı gayet zayıf. Peki. Engin, Bekdemir ve Feyyaz'a zayıf ayak konusunda talimat vermişiz. Maksut'a biraz pres yapalım. Mehmet Güven'e biraz pres yapalım. Çünkü zaten burada 3 ve 2'lik bir üstünlüğümüz olacak. Takım seçimine doğru gidelim ve takımımızı bildirelim. Çok güzel. Burası tam istediğimiz gibi. Şu anda her şey yolunda. Umuyorum Etimeskut maçında güzel bir oyunla 3 puanı alırız ve Spor'un da puan kaybıyla beraber bu hafta sonunda liderliğe otururuz. Bakalım tüm bunlar şekillenecek mi? Evet, arkadaşlara gaza getirici birkaç öğüt verelim. Onların motivasyonunu yükseltmeye çalışalım ve maça başlayalım. Çok da etkili olduğunu söyleyemem aslında motivasyonla ilgili yaptıklarımızın. Evet. Cerelin vuruşuyla Etimeskut Belediye Ankara deplasmanında maça başlıyoruz. Yekta'dan yine her zamanki gibi orta sahada takımın beyni olma konusunda en iyi katkıyı bekliyoruz. Celal yine derinde istasyon olmaya devam ediyor bizim için. Bakalım nasıl şekillenecek pozisyonlar. Maçın ilk 5 dakikasına gayet iyi bir şekilde ileride yerleşerek başladık. Etimeskut Belediye birazcık daha geride oyunu kabullenerek başladı. Maksut'u iyi kapattık. Yine bir atak tazelemeye çalışıyorlar ama kaleciye kadar döndüler ve evet bu arada ikinci kez özet başlaması Etimeskut Belediye ile çok istediğimiz bir şey değil. Yani şöyle bizim üstünlüğümüz tam orta alanda. Rakip de orta alanı boş bırakmış ve orta alanın biraz çok yakında. Orta alanın gerisini yani defansif orta saha bölgesini ve ofansif orta saha bölgesini kullanıyor. Dolayısıyla burada yeteri kadar baskı yapamıyorsak eğer defansif orta saha bölgesine üçlü oyuncularımızla, üçlü orta sahamızla yeteri kadar baskı yapamıyorsak sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Şimdi 25. dakikaya kadar geldik. Bir bakalım nasıl bir durum var. Bodrum Spor tarafında çok fazla topla buluşamıyoruz. Topla oynamamız %54 aslında ama şut pasımız çok iyi değil. Etimeskut tarafında nasıl özellikle Engin ters kanattan şut pası vermiş Fey, Feyyaz'ın bir tane var bir de Mehmet Güven'in var. Dolayısıyla bu durum şu anda bizim için pek iyi değil gibi. Bu arada sahanın zoom'unu değiştirmeyelim. Birazcık daha bekleyelim eğer yine aynı şekilde devam ederse durum takımı birazcık daha oynanabilirim alabilirim. Çünkü özellikle bu defansif orta saha bölgesinden çıkışları engellemek istiyorum. Evet, çok hızlı bir şekilde zaman geçiyor. Celal'den bu arada pek bir katkı alamıyoruz. Yekta yine fena oynamıyor ama bir koner kazandık. Bakalım burada yine bir e, gol çıkarabilir miyiz? Maalesef kafa vuruşunu yapamadık. Sivas Belediye Afyon Deplasmanında beraberliği yakaladı. Bu iyi bir şey. Atağımızı yeniden şekillendiriyoruz. Medeni'den Omar'a bir pas. Omar şurada bir güzel ortayla bir gol bulursak ilk yarı bitmeden gerçekten çok iyi olur ama maalesef etkili bir ucum yapamadık. Şu anda Celal e, gerçekten zayıf oynuyor. Defansif orta sahaları rakibin defansif orta sahaları iyi durumda. İyi katkı veriyor. Samet'i çok güzel aslında boş bıraktık orada ama Samet'ten Bahadır'a biraz kötü bir pas geldi. Orta da çok etkili olmayınca iyi bir kafa vuruşu da gelmedi. Şimdi Etimesgut kalecisi oyunu başlattı. Topu sektirirsek büyük sıkıntı yaşarız. Etimesgut'un atağı şekilleniyor ve gol geldi. Feyyaz Aydil, Etimesgut Belediyesi 1-0 öne geçiriyor. Şimdi burada Engin bakalım bu arada Engin'in hızı hızlanması nasıl? Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Engin'in hızlanmasının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Etimi komple bakacağım. Denizhan'ın da hızlanması iyi ama hızı çok fazla değil. Özellikle Feyyaz'ı çok merak ediyorum. Feyyaz'ın da çok çok iyi değil. Zaten Pivot Sandrafor kendisi. Evet o yüzden şöyle yapacağım burada. E, takımı daha da ileri taşıyacağım. Çünkü oyunu, oyunu kuramadan onlar oyunu kuramadan baskılamak istiyorum. Bir de savunma genişliğinde standardı çekelim. Celal'in de ileride gerçekten çok daha fazla baskı yapmasını istiyorum. Rakip rakip çıkartırken savunmayı da baskı yapalım. E bu da şu an için önem vereceğimiz bir durum. Soyunma odasına geçiyoruz. Yumrumuzu sıkıyoruz. Daha iyisini yapabilecek bir takımız diyelim arkadaşlara ve birazcık da sorumluluk almalarını sağlamaya çalışalım. Bu maç bizim için gerçekten çok kritik arkadaşlar. O yüzden burada Elimizden geleni yapmamız lazım. Evet, Ankara Spor'da Bayburt Özel İdare deplasmanında 1-0 öne geçti. Maalesef bizim için iyi başlamadı şu an için. Şimdi bu arada şuraya bir bakalım. Evet, topla daha fazla oynayan takım aslında Etimeskut Belediye. 6 şutumuz var, 2 tanesi isabetli. Onların da 5 şutu var. Biri isabetli ve gol oldu. X'çiler çok yakın. Yani rakip de aslında oyunu çok pozitif oynamıyor. Özellikle ortalar nasıl? 17 ortanın 5'ini isabetli atmışız. Rakip 9 ortanın 3'ünü isabetli atmış. Peki. Tekrardan bir bakalım şut pası konusunda. Yekta iyi oynuyor. 46 kez topla buluşmuş. Fena iş çıkarmıyor aslında. Rakipte Engin Bektemir. Engin peki o zaman şöyle yapacağız. Biz Medeni'nin hücum katkısı beklemeyelim. Medeni birazcık daha Engin'i tutmaya çalışsın. E, sağ beki desteğe çıkarmaktan da vazgeçelim. Sağ desteği desteğe çıkarmaktan da vazgeçelim. Böyle bir oyun oynamaya çalışalım. En azından Engin'i Medeni'yle birazcık daha dengelemeye çalışalım. Omar orada birazcık yalnız kalacak ama Samet'in oradaki bindirmelerinden tıpkı şu anda olduğu gibi katkı almaya çalışalım kaleci sektirdi aslında o şutu. Evet 60. dakikaya doğru giriyoruz. Halen bir etkinliğimiz yok. Topu sektirmeyelim. Bravo Onur, Omar alabildik mi? Alabildik. Çok iyi. İyi bir orta lazım bize ve gol lazım. Burhan maalesef olmadı. Sanırım göbekten oynayamıyoruz o yüzden göbekten oynama Şeyini e, kaldıracağım Ve Birazcık da rakip oyunu Genişte tutuyor olabilir e, o yüzden de oyunu Biraz genişten biraz genişe doğru çekmek istiyorum Göbekten de oynamak istemiyorum dediğim gibi e, Şey yapayım mı diye düşünüyorum da kısa pasa geçeyim mi diye düşünüyorum ama şu an çok sanki geçmesek daha iyi olur. Topu ezebiliriz çünkü ve arkadaşlara moral vermeye çalışalım. Dakikada 70'e doğru gidiyor. Cerel çok kötü gerçekten. O yüzden şu anda artık Cereli çıkartacağım burada ve Berk Ünsal'ı oyuna sokalım. Belki de güvenimiz olduğunu belirtelim ve devam edelim maçımıza ama maalesef istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Yani Yekta ve Bahadır'dan Omar'dan aslında rating olarak katkı alıyoruz ama hiçbir şekilde skor alamıyoruz. Hücum ağırlıklı yapalım takımımızı. Savunma çizgisini öne çekmiştik aslında ama çok da hücum ağırlıklı oynatmak istemiyordum. Bakalım nasıl olacak. Bravo Berk. Kaleci inanılmaz çıkardı ama zaten pozisyonda offside. Ee, halen ilerlemeye devam ediyoruz. Peki bu iş böyle olmayacak. O zaman nasıl yapalım? Şimdi orta sahada Bizde şu an ofansif orta saha oynayabilecek Harun Kavaklı Dere var mı? Yok. Ofansif orta saha merkez oynayabilecek Yekta var mı? Yekta'yı da buraya atarsak orada çok fazla alan vermezler ona. Şöyle yapalım. Samet'i birazcık daha hücum yapalım. Omar Omar destek kalsın. Halil İbrahim'in yerine Halil İbrahim rating kaç? 6.70 çok iyi değil zaten. Tamam. Sergen yatağını kullanalım. Sergen'den de Merkez orta saha hücum katkısı almaya çalışalım. Evet. Takım konuşması yapalım. Ve devam edelim. Burhan Yekta çok yoruldular. 86. dakikaya doğru geliyoruz. Olmayacak gibi. Peki Yekta'yı ofansif oyun kurucu hücum olarak yerleştirelim. Sergini de merkez orta saha destek yapalım. Samet'i de mezzele hücumda bırakalım. Ve yine göbekten oynamayı kullanabiliriz. Sağdan kat eden oyuncuyu görelim. Tempoyu birazcık da artıralım. Rakip savunmanın üstüne gidelim. Dribbling yapmaya çalışalım. Kaleyi görünce vuralım ve daha yaratıcı oynamaya çalışalım. Bayağı bir yoğunluğu arttırdık ama yatkınlık konusunda herhangi bir sıkıntı oldu mu? Yok. Bir sıkıntı yok. Çok iyi kit kapattı gerçekten. Çift ön libero ile Etimeskut Belediye çok iyi kapattı oyunu. Bir offside kararı var. Evet şimdi şöyle yapacağız. Burhan Eşer çok yoruldu artık. Buraya Harun'u yerleştirelim. Omar'ın yerine de Cenk'i oyuna sokalım. Şöyle yapalım. Harun'u ters ayaklı destek yapalım. Cenk'i de kanat hücum yapalım. Evet maalesef bu maç için çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim ama belki son dakikalarda bir beraberlik golü bulabilirsek Yapma bunu Cenk Çok net pozisyondu Evet ikinci golü yiyoruz yine Feyyaz'dan Maalesef Etimeskut belediye deplasmanında 2-0 kaybediyoruz 18. sıradaki Etimeskut kazanmamız gereken bir maçtı diye düşünüyorum. Kötü bir puan kaybı oldu bizim için gerçekten bu maç. Umuyorum telafi edebiliriz. Sanıyorum rakip Ankara Spor'da maçı kazandı. Evet yine rakip kaleciden 7,4'lük bir rating alıyoruz. 0.93 xG 16 şut, 6 isabetli şut. Rakibin 8 şutu ve 2 isabetli şut ve 2-0. İki isabetli şutta iki golü yedik maalesef. Yani oyun olarak daha iyi oynadık. Çok net bir şekilde belli bu. Özellikle e, ikinci yarıda daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama bireysel performanslarda özellikle Ceral'de maalesef iyi performans almadık ve rakip kaleci de 7,4 ile gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koymuş ama Engin Bekdemir'i sanıyorum tutmakta sıkıntı yaşadık. Özellikle sol kanat akınlarında etkili oldular. Peki. Yani aslında sağ kanadın daha iyi işleyeceğini düşünüyorduk biz. Hücumcu bek olduğu için rakip tarafında Halil İbrahim noktasında orada Ali İbrahim'in sol içte olması iyi olabilir diye düşünüyorduk ama maalesef öyle olmadı. Rakip sol kanattan Enginle çıkmaya çalıştı. Şimdi bu arada Yine bizim için iyi skorlar gelmiş. Afyonspor kendi sahasında kazandı ama Ankara Spor Bayburt Özel İdare deplasmanında öne geçtiği maçta berabere kaldı. Puan kaybını yaptı. Yine bizim için avantajlı bir durum oldu bu aynı deplasmandan çünkü biz galibiyetle ayrılmıştık ama İtimeskut Belediye gerçekten kazanmamız gereken bir maçtı. Bu arada 4-2-3-1 haricindeki formasyonlarda biraz zorlandığımızı düşünüyorum. Bravo Feyyaz Hoca kazandığı için tabii ki memnun. Sonuçta doğru oyunla kazandılar. Sonuç üzerine durmak istemiyorum diyelim. Feyyaz Hoca tecrübe mi kazandı diye bir soru geldi. Böylesine bir maçta gösterdiğiniz performanstan ötürü mutlu değilsiniz herhalde demiş. İyi anlar da vardı. Kötü anlar da diyelim. Antre hemen antrenmanı değiştirmekle ilgili konuşmaya gerek yok. Yenilen gollerden devre arasında girilmesi takımın üzerine nasıl bir etki yarattı? Yani üstün götürdüğümüzü düşündüğüm ilk yarıda bu üzücü oldu diyelim. Engin Bekdemir'in bugün gösterdiği performans bireysel performanslar hakkında yorum yapmayacağım deyip basın toplantısını bitirelim. Açıkçası ben kazanabileceğimizi düşünüyordum bu maçı. Etimeskut belediye deplasmanından 3 puan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyordum ama maalesef 3 puan değil 1 puan dahi alamadık. Hesaplarımızı bozdu bu durum. Umuyorum son ligin son haftalarında ah vah diyeceğimiz maçlar olmaz. İlhan Palut'un görevine son vermiş Konyaspor. Spor. İlhan Palut gerçekten Süper Lig'de çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir teknik direktör. Ama maalesef simülasyonumuzda Konya Spor'da kafasındakilerini sahaya yansıtamamış olsa gerek ki. Konya Spor'la yollar ayrılmış, 17. sıradaymış, çok da iyi olamayacak bir yerdeymiş gerçekten de. Ama umuyorum kendisi gerçek hayatta çok daha iyi yerlere gelir çünkü ben özellikle süperlik kariyeri ve hatta futbolculuk olarak çok üst düzey kariyeri olmayan bir antrenör olarak süperlikte bir takım çalıştırmasını çok örnek olarak alıyorum ki özellikle antrenör grubundaki Tüm e, teknik direktör adayları için bence İlhan Palut yol açıcı ve e, devrimci nitelikte bir karakter bu anlamda e, baktığımızda. Evet son maçta atılan paslar konusunda yani çok iyi pas çıkaramadık. Hep savunmada topu döndürmüşüz çift önlü bora bizi çok bozdu gerçekten. Yine ikinci yarıda birazcık daha hücumcu bir oyun e, anlayışına geçtikten sonra artırdık ama etkinliğimizi yine de daha iyi olmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Maçın genel gidişatında aslında yani... 2-0 kaybedeceğimiz bir maç değildi maalesef. Rakip tamamen kitledi ve doğru anlarda doğru şekilde şey yaparak, hücum yaparak golü buldu. Free kickleri Bahadır'ın kullanmasına gerek yok. Kornerleri Omar'ın kullanmasına gerek yok. Süleyman Özdamar transfer listesine niye koyalım arkadaşlar? Niye adamın kadro şeyini bozalım? Kadronun karak genel elektrik etkisinin adem metin üzerinde etkisi pozitif olmuş demişler. Peki, Ali Eren ican futbolunu geliştiriyormuş, çok güzel. Ali Eren sen de bizim zaten bel bağladığımız oyunculardan bir tanesisin. Özellikle gelecek noktasında çok daha iyi yerlerde olacaksın diye düşünüyorum. Bodrum Spor seçimleri var. Bakalım yeni başkan kim olacak? Baturay Baltacı varmış. Ee, şu anki mevcut başkana rakip olma noktasında. Adıyaman'ın gözlemci raporu geldi. Ofansif oyun kurucu Oğuzhan. Ters ayak, kanat, forvet, dar alanda oynuyorlar. Pivot. Tamam. Bizim alışkan olduğumuz bir oyun. O yüzden şu anda daha... bakalım öne çıkan bir şey var mı hızlıca? Asistleri merkezden gelmiş. Dar alan diyoruz çünkü zaten çok fazla gol bulamamışlar. Yenilen gollerde asistler hep kendi sol kanatlarından, yani sağ kanatlarından gelmiş. Güzel bize uygun bir durumları var. Sanıyorum ee, avantajımıza inşallah diyelim, sanıyorum demeyelim. Bu durumu avantajımıza çevirebiliriz. Adıyaman'ın daralan dar oyununa bir cevap bulabiliriz. Şu anda e, tespit ettiğim şey şu. Oyunu darda oynayan 4-2-3-1 takımlarına karşı iyi bir oyun planımız var. Bu takımlara karşı genellikle rahat bir şekilde oyundan üstün ayrılıyoruz. Skor e, galibiyet olur olmaz ama oyundan üstün ayrılıyoruz. Ama özellikle 4-2-3-1'de bir kanatı bir oyuncusunu kanattan geniş kullanan, yani oyunu genişletmek için kullanan ve bir oyuncusunu içeri atan takımlara karşı birazcık daha zorlanıyoruz. Buna karşı bir önlem almak lazım belki kanadı kullanan oyuncusuna oyuncusunun olduğu kanadımızı daha savunmacı veya daha dengeli çıkartabiliriz. Bunu bir opsiyon olarak kullanabiliriz. Ee, ya da başka bir şey de bakabiliriz ama aklımızda olsun. Van Spor karşısında 3-2 mağlup olmuşlar ki Van Spor 2-23 xc ile çok efektif oynamış. 2 gol bulan Adıyaman'ın da xc'si sadece 032 Evet muhtemelen Ahmet üzerinden pardon burada Cengizhan üzerinden çıkmışlar. Yo ama üst üzerinden çıkmışlar. Sağ iç üzerinden çıkmışlar. Orayı zaten biz Halil İbrahim'le kapatacağız diye düşünüyorum. Maçımıza doğru geçelim hızlıca. Yine arkadaşlarımızın antrenmanları hiç fena değil. Süleyman Özdemar tabi biraz düşük reytingi vardı. Şu an sakatlıktan yeni çıktığı için. Bu maçta favoriyiz. Hemen yine basın toplantımızı yapalım. Samet Yalçın sevdiği tarzda bir fixtür fi, e, Samet İncelal bizim için önemli son başta ne kadar Etimeskut belediye stoperleri ve orta sahası tarafından gölgede bırakılmış olsa da bizim için önemli. Bu arada çift ön libero oynayan Etimeskut'a karşı Ceral'in de derine gelme çabaları çok karşılıksız kaldı e, çok büyük olasılıkla. O yüzden de Cerel'den düşük katkı almış olabiliriz. Ve o yüzden de oyunumuzu etkin oynayamamış olabiliriz. Yani hem Cerel'in düşük katkısı hem de oyunumuzu genel olarak iyi oynayamamamızın sebeplerinden bir tanesi de Etimes Kut'un orada kullandığı çift önlü bir ve bizim de özellikle Ceral'in derine gelişinde orada yarattığımız istasyonun kaybolması olabilir. Aynı şekilde rakip de çift pivotla oradaki çift pivotla çift önlü liberoyla çok daha rahat bir şekilde oyun oyun kurabildi ve ileri çıkabildi. E, bu da bizim için bir handikaptı diyebilirim. Orada belki e, ofansif orta sağlı bir oyunla ya da 4-4-2 ile belki daha etkili olabilirdik. Bakacağız. Bunların hepsi birer tecrübe diyelim. Ama bundan sonra 4-2-3-1 gördüğümüz zaman daha dikkatli olalım. Şimdi Süleyman Özdemarı koyalım. E, sanıyorum zaten kendisi hazır artık. Belki Ünsal'ın yerine Süleyman Güneşi yedeklere koyalım. Şimdi sadece önümüzdeki maç mı bu? Hayır değil. Yine bu şeye burada yapamıyoruz. Rakibimize bir gelelim. Yardım isteyelim. Oğuzhan Öztürk. Oğuzhan sağ işte çok güzel. Kaleciye prese gerek yok. Oğuzhan'ı ben birebir vereceğim zaten. Fatih Üge. En çok asist yapan oyuncu zayıf ayak peki Fatih Üge kanat forvet sol ayaklı içeri doğru girecek. Doğru. Tekrardan bunları kontrol edelim. Doğan da sağ ayak o da içeri doğru girecek. Tamam. Şu an için böyle kalsın burası. Genel bakışımıza tekrar gelelim. Süleyman Öz Damar Yani maalesef şu konu gerçekten çok sinirimi bozuyor. Yapacak bir şey yok. Tüm maçlar diyelim ve takımı bildirelim. Bu birebir marka işine bakacağız. Süleyman Özdemir girdikten sonra mı böyle oldu gerçekten? Evet soyunma odasına çıkalım. Herkes bizi favori gösteriyor. İyi performans göstereceğinize eminim. İyi performans göstereceğinize eminim taktiklere bir gelelim tekrardan. Süleyman Özdamar stoperi pardon santraforu marke ediyorsun. Tamam sende kalsın. Halil İbrahim sen de şu anda Oğuzhan'ı market Rakibin zaten oyunu kuracak oyuncusu o. Soyunma odasına geçelim. Takımla görüşmemizi konuşmamızı yaptık ve Adıyaman FK ile kendi sahamızdaki maça Bodrum ilçe stadyumundaki maça başlayalım. Taraftarımız bugün maça gelmiş gibi gözüküyor birazcık daha ilgi artmış gibi. Umarım onları da buradan elleri boş göndermeyiz. Onlar için de iyi bir skor alırız diye umuyorum. Şimdi şeye bir bakmak istiyorum bu arada. Evet rakibi kanatlardan oyun oynamaya zorluyoruz. Yani özellikle merkezi savunmaya çalışıyoruz. Rakip de zaten merkezi kullanmaya çalışacak. Penaltı geldi. Burhan kullanacak. Peki kullansın. Geçen maçtaki mağlubiyetten sonra bu maç çok kritik. Burhan çok kritik penaltı. Golü yaptı. Gayet önemli. Dakika 3. Burhan'ın da bu sezon attığı 11. gol. Adıyaman maçına 1-0 önde başlıyoruz. İleride pozisyon alıyoruz. Adıyaman oyunu geride kabulleniyor. Bir uzun taç daha geldi Bahadır'dan. Arkaya çok iyi sektirdi Celal ama arkada etkenlik sağlayamadık. çok güzel pas Omar'dan. Savunmada gerçekten çok iyi müdahale. Burhan çok iyi koş koşu yaptı içeriye doğru. Ankara Spor Diyarbakır Spor maçında deplasmanda Diyarbakır 1-0 öne geçiyor. Bravo Diyarbakır. Bravo Diyarbakır. Yani bu ligde herkes herkes yenebilecek güçte gerçekten. bunu gördük. Az önceki maçta Etimeskut çok doğru bir oyunla pozisyon dahi yakalaya, yaka vermeden bize çok net pozisyon dahi vermeden maçı kazanmayı bildi. O yüzden hani burada e, olabildiğince fazla puan toplamaya çalışacağız. Çok tehlikeli bir serbest vuruştu ama herhangi bir tehlike yaratmadı. Kalemizde 1.12'lik XG'miz var. 0.28'lik XG Adana Adıyaman'da. %50-50 topu toplu oynamalar eşit diyebiliriz ama Adıyaman biraz daha öne geçiyor. Şu an pasımızı birazcık daha kısaltabiliriz. Pas boyumuzu. topa birazcık daha sahip olmaya çalışalım. Yekta'dan bir köşe vuruşu kafayı vuramadık. Süleyman seken topu toplamaya gitti. Buran'la tekrardan yükleniyoruz. Afyon'da bu arada Nidandol deplasmanında bir gol yedi. Ceral çok güzel. Samet çok güzel koştu. İnanılmaz bir gol kaçıyor yine. Ama gerçekten bu, karşımızdaki kalecilerin bu durumu çok düşündürücü. Evet, şu an işte gördüğünüz gibi Celal çift ön libero olmadığı için oyun çok daha rahat burada istasyon olabiliyor. Bir önceki maçta kesinlikle sıkıntılarımızdan bir tanesi buydu. Celal hiçbir şekilde çift ön liberonun arasında gelip top alamadı. Oraya bizim çift ee, forvet yapmamız gerekiyordu. Çok güzel bir pas. İkinci gol geldi. Halil İbrahim. Offside var mı? Sanıyorum yok. Evet tekrardan izleyelim golü. Süleyman Özdemar Samet de oynuyor. Ceral istasyon oluyor çok rahat bir şekilde. Halil İbrahim'e müthiş pas. O da Burhan'a çok güzel görüyor. Ve Burhan da ikinci golü yapıyor. Bravo Burhan. 2-0'lık üstünlüğü sağlıyoruz. Adıyaman maçında. Tekrar izlemeye gerek yok. Şimdi Adıyaman bir taç kullanıyor. Çok tehlikeliydi ama offside mı bu? Offside değil. Niğde Anadolu bu arada 2-0 yaptı Afyon spor maçında. Bravo Niğde. Onlar da aslında ligin görece zayıf ekiplerinden bir tanesi. Afyonspor spor karşısında 2-1'e geçtiler ki az önce söylediğim şey bu ligde herkes herkesi yenebilir. söyleminin önermesinin aslında bir kanatın niteliğinde bir gol attı. Umuyorum maçta bu arada o şekilde biter tabii ki erken de konuşmayalım. Şimdi rakibi hata olgunlaştırma şansı vermezsek iyi olur ama maalesef olgunlaştı gibi atakları Fatih ile geliyorlar. 45 artı 1. dakikadayız. Yani şu dakikalarda gol yemesek çok iyi olur. İlk yarıyı 2 ile kapatsak çok iyi olur. Ama rakip iyi yüklendi. Doğan Egemen bravo. Bahadır'dan bir uzun taç. Kaleci Fatih Demirlek topu kontrol ediyor. Özgür'le indiriyoruz Samet'e. Samet'le yeniden yükleneceğiz ama yüklenebildik. Bu arada top kaleye doğru gidiyor sandım. Celal'in şutu savunmadan sekti. Kornel'e gitti. Diyarbakır Spor ikinci golü buluyor Ankara deplasmanında. Bravo Diyarbakır ve bravo Nide. Evet ilk yarıyı bitirdik. Şimdi rakibin defansif orta sahası isabetli. Pas oranı sayesinde kilit oyuncu olmuş. Bizde de Burhan tabii ki zaten hem goller hem de isabetli paslarıyla öne çıkıyor. 1.63 2 topa sahip olduk. Oyun pas boyunu kısalttıktan sonra ee, ortalara bakmaya çalışıyor. Evet 18 4 6'ya 1. Rakibe göre daha iyiyiz. Bir tane kaleyi bulan şutu var. Rakibin gol pozisyonu 3, mutlak gol pozisyonu 1. Dolayısıyla aynı oyunu devam ettirelim. Eğer bir gol daha bulup maçı erkenden koparabilirsek o zaman belki bir rotasyon değişikliği operasyonu yapabilirim. Evet kardeşlerime o kadar da kötü değildiniz ama hala geliştirebileceğimiz şeyler var diyelim ki konsantrasyonu düşüklüğü yaşamayalım maçta. Sivas Belediyesi Ekimol Trabzon maçında kendi sahasında öne geçiyor. Ekimol Trabzon'da üst sıraları zorlayan bir takım. Sivas görece alt sıralarda çok güzel geldik bu arada. Bu pozisyonu gol yaparsak müthiş bir gol yapmış olacağız. Müthiş bir gol oldu. Burhandan bir ettirik daha geldi. Burhandan bir ettirik daha geldi. İnanılmaz bir paslaşma. ve Ömer'den de Burhan'a müthiş bir pas. Burhan da çok güzel bitirdi gerçekten. 3 0ı yakalıyoruz Adıyaman maçında kendi sahamızda. Evet, yaptığımız tespit doğru. 4-2-3-1 oynayan, dar alanı kullanan, her iki kanada da içeriden katettiren ve defansif orta saha kullanmayan takımlara karşı oyunumuz gayet iyi oluyor. Ama defansif orta saha kullanan takımlara karşı, hele de iki defansif orta saha kullanan takımlara karşı Celal'den etkinlik alamıyoruz. Yekta'dan muazzam bir şut ve 4-0'ı buluyoruz. Dakika 49. Rotasyon değişikliklerimizi erkenden yapacağız gibi duruyor. Bir 55. dakikayı bekleyelim. Yekta'nın golünü tekrar izleyelim bu arada. Burhan bir de asist yaptı. Pardon Halil İbrahim kafayla indirmiş ama Yekta da çok güzel bıraktı sağa doğru. Kalecinde biraz hatası var gibi bu golde çok da hızlı gelmeyen bir topmuş çünkü. Şu an yorulma potansiyeli olan Yekta var. Yekta'yı sanıyorum birazdan oyundan çıkartacağım artık. Birazcık dinlensin çünkü kendisi. Şu atakta özetle bittikten sonra Yekta Sergen değişikliğini yapalım. Etkili geldi Adıyaman. Avut'a vurdular. Rakipte herhangi bir formasyon veya mentalite değişikliği var mı diyemeden özete girdik. Yine Maldiyaman yüklenecek. Sanıyorum onlar yüklenecekler. Bakıyorum atak olgunlaştırma içindeler. Fatih Bek kanattan iyi bindirme yaptı ve boş kaldı burada. Orada aslında bindirme yapan belki hızlıca görebilseydi Fatih çok tehlikeli bir atak oluyordu ama maalesef onu göremedi. Rakip etkili geliyor. Rakip etkili geliyor. Celal köşe vuruşunu uzaklaştırdı. Ön direkteki kafa vuruşuyla. Bir de offside durumu var. Şimdi bir bakalım. 4-2-3-1 devam. Aynı aslında oyun planı devam. Her şey devam ediyor. Değişen bir durum yok. O yüzden bunu sadece oyunun psikolojisine vereceğim. Teknik taktik bir durum yok çünkü. Şimdi oyuncu değişikliğimizi yapalım. Yekta'nın yerine Sergen'i sahaya sürelim. Onun haricinde Ali İbrahim Sevinç biraz yoruluyor. Erkan Değişmez'i sahaya sürelim. Burhan da yoruluyor. Burhan'ın yerine de Harun Kavaklıdere'yi sahaya sürelim. Ters ayakta hücum kalsın. Aslında sol ayakta ama sağ yanda kullanabiliyor gerçi. Bakayım. O da kuvvetli sayılır diyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Bugün üzerinizde baskı yok diyelim. Yeni girecek arkadaşlarımıza ve maçı başlatalım. Evet bu bu tarz erken e, üstün, üstünlük sağlama durumları özellikle rotasyon konusunda da bize avantaj sağlıyor. Ve oyuncularımızı daha diri tutabiliyoruz. Önemli tabi erkenden 4-0 yakalamış olmak. Ama 4-0'dan sonra tamamıyla saldık oyunu. Psikolojik olarak. Neyse arkadaşlara çok da fazla konsantre olun gibi söylemlere girmeye gerek yok. Zaten 4-0 yakalayan da bu arkadaşlardı. Buradan da yani 4 tane gol yemeyiz diye umuyorum. Güzel bir savunma müdahalesi. Harun alabilir mi? Harun alamadı maalesef. Tekrardan Adıyaman yüklenecek. Ve tabi bu kadar oynamaya bu kadar bastırmaya gol de yiyoruz maalesef. Bir de orada bir çıkarken top kaybı yaptık Harun'la. Ankara Spor 2-1'i buldu. Diyarbakır umuyorum galibiyeti korursun bir serbest vuruş kullandık komarla barajdan döndü şimdi tekrardan yükleneceğiz mi yüklenemedik bir köşe vuruşumuz var bravo diğer Bekir 3'ü buldu rahatlattı bizi İnanılmaz bir top çizgiyi geçmiyor ama yine iyi bir organizasyon Harun'un kafası Fatih'te kaldı dakika 78 Afyon 2-2'yi buldu yapmanıydı diyelim. En azından bir puanı al. Sivas'ta ikinci yedi. Yapma Sivas diyelim. Siz de en azından bir puanı alın. Şimdi Adıyaman tekrardan oyunu e, geriden kurmaya çalışıyor. Rakip bu arada kanatı iyi kullanmaya başladı. Kanatları iyi kullanmaya başladı ama tabii içeri girmeye çalışıyorlar. Yani bu offside mı? Corner hayır. Şu Doğan isimli arkadaşımız çok kaçıyor içeriye. Doğan isimli arkadaşımız çok kaçıyor içeriye. Ona bir önlem almamız gerekebilir. Çorum rahat bir şekilde kazanıyor Turgutlu maçında kendi sahasında. Doğan kim? Ters ayaklı kanat Doğan. Burada Fatih'ten çok fazla verim alamıyorlar ama burada Doğan'dan fazla verim alıyorlar. O yüzden şöyle yapalım. Medeniye savunma diyelim ve ortaları gerek yok. Birebir de Doğan'a bir marke ettirelim ona. Artık o arkadaş oradan fazla kaçamasın. Şu sabek desteğe gitmesine de gerek yok. Evet. Devam edelim maçımıza. bir oyuncu değişikliği daha yapma hakkımız var mı? Sanıyorum var. Yine bir arkaya adam kaçırma durumuyla karşı karşıyayız. 4-0'dan sonra gerçekten Adıyaman oyunun üstünlüğüyle geçirdi gibi gözüküyor. Yani bu normal. Bekliyoruz bunu. Diyarbakır o dördüncü golü buldu. Bravo Diyarbakır. Şimdi Sergen 660, Erkan bunlar zaten yeni giren oyuncularımız. Celal 660. Şöyle yapalım. Celal de yoruluyor biraz. Süleyman güneşi sağa sürelim ve görelim bakalım Süleyman en azından 5 dakikada herhangi bir katkı verecek mi bize? Stoperleri Yiğitcan çok kötü performans sergilemiş maçta. Umut fırsatçı golcü olarak girdi. Doğan'ın bu arada etkenliğini düşürdük gibi gözüküyor. Doğan çünkü 7 sıfırlardaydı. Bakıyorum şu anda 6,9'a düşmüş. Bravo Bahadır. Ama Harun neredesin? Bir gol daha yiyoruz. 4-2'ye geliyor maç. İbrahim keser. Oyunu genişlettiler. Biz de aralandaki savunmayı bozmadık. Bunun etkisi çok oldu. Sivas Belediye bravo. İkimoğlu Trabzon karşısında 3-2 yakalıyor. Bir de Afyonspor Spor eğer bu hafta puan kaybı yaparsa bizim için çok kazançlı bir hafta olacak. Sanıyorum liderliğe bile oturabiliriz. İkimoğlu Trabzon 3-3'ü buldu. Maçın artık son saniyeleri. Top çeviriyoruz. Kalecimiz gemene döndük. Evet son düdük geldi Ekim oldu Trabzon maçı da 3-3 bitiyor şimdi bakalım 56 topa sahip olduk 272 XG var bu 1-68 XG ikinci yarıda 4-0'dan sonra geldi 17 şut 7 isabet 14 şut 6 isabet rakip de gerçekten ikinci yarı çok etkili oynadı orta isabetli orta 27 ortanın 8'i isabetli 15 ortanın 4'ü isabetli Adıyaman tarafında da pas oyunumuzu sahaya yansıttık ama bu güzel. Fatih iki asist yaptı. Evet oyunu ikinci yarıda çok merkezde savunmayacaktık. Çünkü onlar ikinci yarıda özellikle kanatları daha etkin kullanmaya başladılar. Her ne kadar hala oyuncular içeri kat etmeye çalışsa da o yüzden o belki bu maçtan alacağımız bir ders olabilir. İyi bir galibiyet diyelim çocuklara. Evet Afyon Spor son dakikada değil aslında 78'de galibiyet golünü bulunca maalesef yine lider olamadık. Ama olsun Ankara Sporu aşağılara göndermiş olduk. Ankara Spor 30 puanla 5'inciliğe kadar düştü. Afyon Spor 33 puanla lider. Biz 32 puanla şu anda liderin 1 puan gerisindeyiz. Sarıyer takip ediyor bizi 1 puanla, Çorum takip ediyor 2 puan ve Ankara Spor takip ediyor. Hekimoğlu Trabzon'da 6. sırada e, Afyon Spor'la biz sanıyorum maç yapmadık henüz. Afyon yapacağımız maç bizim için kritik olacak. Hemen maç sonu basın toplantımızı yapalım. Maçı kazanmak için iyi bir performans sergiledik. Yektan'ın golü gerçekti. Omar'ın performansı çok iyiydi. Bir maçı kazandığınız için rahatlamış olmalısınız demiş. Tartışmalara girmeyeceğim. İlerleyen günlerde tartışmanın konusu olacak hakem performansı Türkiye'de hakemlik standartının ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkarıyor diyebilir miyiz? Böyle bir şeye girmeyeceğim. Fatih Şanlı Türk ile ilgileniyormuşuz. Böyle haberler çıkıyormuş. Şu an böyle bir durum yok. Yaşadığı sıkıntıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyecek bir şeyim yok. Etimeskut sporla ilgili lütfen Bodrum sporla ilgili sorular sorun arkadaşlar. Burhan yine e, yaptığı yaptı. 8.80'lik bir dereceyle Burhan gerçekten şu an fazlasıyla katkı veriyor. Şimdi önümüzdeki maçlara bir bakalım. Evet Serik Belediye deplasmanına gideceğiz ve Afyon Spor'la kendi sahamızda oynayacağız. Ondan sonra da ligin ilk yarısı zaten bitiyor. Hekimoğlu Trabzon maçıyla evet açmıştık sezonu ve Hekimoğlu-Trabzon maçına geri dönüyoruz. Serik Belediye ve Afyon maçlarından sonra. Peki o zaman e, bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Bu bölümde 10. bölümde maalesef Etimeskut Spor'a Etimeskut Belediye'ye deplasmanda 2-0 mağlup olduk. Sonrasında da Adıyaman'ı kendi sahamızda 4 öne geçip 4-2'ye geldiğimiz bir skorla mağlup etmiş olduk ki rahat ve güzel bir oyundu. 4-0'dan sonra rotasyonlarımızı yaptık. Tribün biraz kalabalıktı. Kalabalık diye gözüküyordu zaten ve 200 kişi daha fazla gelmiş. Sanıyorum takımın zirveye oynayışı bu taraftarların maça gelişinde etkili oluyor. Bu da bizim için sevindirici. Umuyorum bu rakam daha da yukarılara doğru çıkar. Evet 10. bölümün sonuna gelmiş oğlum. Kanala abone olursanız benim için çok makbule geçer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.